Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda yaklaşık bir saatlik neredeyse offline oynamanın ardından sizlerin karşısındayım. Şimdi ne oldu ne bitti? Paramız 2 milyon oldu. Bayağı para aldı başını gitti ama paradan daha önemli şeyler oldu. Bunu belirtmem lazım. Bu arada bugün ortalık karışıyor. Bunu da belirteyim. Çünkü klan seviyesi gördüğünüz üzere 4'e çıktı. Klanlıkta bir durumumuz kalmadı. Bu saatten sonra sadece yerleşke sahibi olmamız lazım. Bunun için de planımız var. Tabii bununla birlikte karakter özetine baktığımız zaman demircilik 191'e çıktı. Vekil 196'ya geldi. Cazibemiz neredeyse olduğu yerde kaldı diyebilirim ama binicilik bir tık gelişti. Bunu belirtmem lazım. Onun dışında ne oldu? Ordu. Orduyu ben olabildiğince yükselttim ve yükseltmeye de devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an klan daha yeni seviye atladığı için bir adam eksikliğimiz var. Bunu da halledeceğim. Şimdi bu ordu nasıl bu hale geldi diye illaki soranlarınız vardır. Bir yandan orduya adam alırken onu da kısaca göstereceğim. Hani birçoğunuz biliyorsunuzdur aslında ama bilmeyenler için en azından. Olay da çok basit aslında. Şimdi parasal açıdan kaynağımız olduğu için bizim orduyu geliştirme şansımız çok da zor olmuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki lan niye zor olmuyor? Hani ne ayak? Nasıl oluyor bu işler? Gayet basit ve gayet kolay. Onu da şehre gittiğimiz zaman size kolay bir şekilde, basit bir şekilde göstereceğim. Yani bütün olay aslında paradan kaynaklı diyebilirim. Evet. Tabii sadece para yeter de mi değil. Vekilde örnek veriyorum. Bu bonus ve yanlış hatırlamıyorsam liderlikte de ona benzer bir bonus vardı. Liderlik değilmiş bu arada. Yine vekilde miydi? Bu. Evet. Biri bu. Diğeri de bu. Bu iki bonusu aldıktan sonra zaten bir şey pek yapmanıza gerek kalmıyor. Bunu belirteyim. Yani bilmeyenler için hani eğer varsa aklınızda bulunsun. Bayağı da işinize geliyor. Şimdi mesele de şu. Hemen şunları bir satalım. Ardından ticarete gidelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere silahlar var. Çekiyorsunuz. Hiç affetmeden 1K'ya kadar çek. Hatta 1K'nın da üstüne çık. Para var, huzur var. Boş edemiyorlar. Buraya kadar yaklaşık 82 binlik malzeme aldık. Ne yapıyoruz? Kısa ve öz. Askerlere bağışlıyoruz. Bu bağışlama tekniği sayesinde de askerlerimiz yapıştırıveri levelleri. Yani olayın özeti tamamen aslında bundan kaynaklı ve fark ettiğiniz üzere birçoğu asker hala potansiyeline tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Şimdi bunu tabii ki yapmaya devam edeceğim ama mesele şu. Ben yolda gezerken birisine denk geldim. Evet. Onun da ismi nereden bakabiliriz? Lan dur, yanlış oldu. Sancak bayrağı falan değil. Onun da ismi bu arkadaşlar. Makep'te şu an kendileri. Makep'e doğru ilerleyeceğiz. Ve onunla tanışacaksınız. Evet. Birazcık gezerken ederken kendi yanıma yoldaş da kim alabilirim, kim edebilirim diye bir düşündüm. O sırada da şansıma baharat tüccarı geldi. Bu arada ablacığım direkt geliyorsun yanıma. Hiç nezakete falan gerek yok. Çok teşekkür ederim. En kısa sürede seninle de bir şeyler yapacağız. Bu arada bir tane de asker fazlamız varmış. Onu da çözelim. Onu çözmeden önce şuradan biraz daha malzeme toplayalım. Yani orduları da hızlı bir şekilde yapıp doğruca savaşa aslında gitmek istiyorum. Biraz niyetim o. Vallahi ver gitsin ya, 200k 300k hiç problem değil. Bu arada bunlar var da zerre umurumda değil. Ne yalan söyleyeyim. Şuradan bir tane Kuzey göçebesini gönderirsek biz buradan usul usul Makep'e doğru giderken gelin adayımızla da tanışma aşamasına gelmiş olursunuz.
Şunu ver. Tekrardan gir. Bu arada bunu yapıyorum tek tek uğraşmamak için yapıyorum bu şekilde. Yanlış anlamayın. Çünkü diğer türlü belki bir ihtimal tecrübe limitine takılabilirler hesabına. Şu an yaklaşık olarak da 71 askerimiz gelişiyor. Gelişin. At kalmadı bu arada. Şaka maka bir yana at kalmadı. Kim gelişti ya? Abla da bu. Baharat tüccarı. Bunu zaten hatırlarsınız diye tahmin ediyorum ama yine de göstereyim ben size özelliklerini. Tamamen buydu mantığı. Almandaki. Bu arada liderliğimiz de gelişmiş. Hemen liderliği de verelim. Şimdi günde bir sadakat. Bonus. Sadakat önemli. Sadakat önemli çünkü bizim asaraylı olduğumuzu varsayarsak gittiğimiz yerde bizi bekleyen olay bir tık farklı. Şimdi şuradan aslında savaş hatlarını alabilirim. Ordu durumuna bir göz atacak olursak da neredeyse gelişmeye yakınlar. Yani çok da fazla aslında orayla daha fazla uğraşmayacağım. Direkt hedefimize gideceğiz. Mevzu bundan kaynaklı. Şimdi yoldaşlarımız full 7 kişi. Totalde 8 ya da 9 kişi kervan yapıyor. Bunu da belirteyim. Zaten kervan faslı hızlansın diye de birazcık yöneldim. Neredesin kız? Şş, bak sırf seni göstermek için bekledim ha. Çok güzel değil şimdi. Ama nasıl? Evlenmedin değil mi ayaküstü? Heh. Şimdi konuşmak istediğim bir şey var bak. Hayranınım. Belki sen ve ben. Ya tamam. Arası. Senin baban kim kız? Şimdi. Dünya pislikten ibaret. Ama gel gelelim para pisliği de temizler. Hiç merak etme. Onun dışında iyilik ve kötülükler de gördüm. Gerçi hiçbir şey görmedim. O da ayrı bir dava. Kendi halinde takılan. Ekmeğinin peşinde koşan bir adamdım. Ama görülecek çok hesabımız var. Bu da 2, 2, 4. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Tamam senle sonradan tekrar konuşabiliriz de. Kız senin baban kimdi? Bura nere? Orası. Kızım ben babasını unuttum. Gosukan mıydı? Neydi ismi? Burada kimse yok. Yanımızdan demin şehre birisi girdi. O olabilir mi? Kız, ben senin babanı hiç sallamadım biliyor musun? Mela? Baban kim? Gusukan. Çok dandik ismi varmış bu arada. Ben sana söyleyeyim. Neyse. Guskan. Şehrin içinde değil, değil mi? Bazen olabiliyor ama yok. O zaman şöyle yapalım. Ya başlık parası vereceğiz ya, malumunuz efendim. Ondan kaynaklı tamamen. Adam buralarda bir yerde mi? Nerede bu ya? Ara ki bulasın şimdi. Nereye gitmiş olabilir? Buralara pek geleceğini sanmıyorum ama hani bakmaktan zarar gelmez kafası. Bu yanda yok. Ya hızlı bir şekilde evlenelim. Ardından şu fethedeceğimiz şehre gidelim. Bakın şehir diyorum, yanlış anlamayın. Kale değil. Direkt şehir. Çökeceğiz. Çökeceğiz de bu herife çökemeyeceğiz. Herif nerede ya? Kız senin baban kaybolmuş ha, ben sana söyleyeyim. Vallahi senin baban kaybolmuş. Gitmeyecektim ya. Yanlış oldu bu. Selam canım, ne haber? Şimdi bak elimden geleni yaparım. Ama sen de bana hani bir güzel bir şekilde yaklaşman lazım. Vallahi sevgilerde karşılıklı olursa
Tamam. Tamam, mali düzenlemeler olsun. Hiç problem değil de ben senin babanı bulamıyorum. Sıkıntı orada ya. Bu kızın babası nerede arkadaş? Kızın babasını bulmamız lazım. Bir daha soralım babası neredeymiş. Ya da dur, Harun'a sorsak. Ya Harun'a dur, sen de benim bir işim yok. Var mı burada Gusugan, Gusugan, Gusugan? Dost musun, düşman mısın lan bizim çakma pedere? Peder diyorum ama hikayeden peder. Dur Caladoc'tan bakalım ya. Bunun babası nerede olabilir ki? Gerçi ben niye öyle arıyorsam. Buska. Kimli de görünmüş. O da nereye ya? Abi nereye gidiyor bu herif? Lan sen bu tarafa nasıl geçtin? Bu yandaydı. Böyle gidiyor galiba. İnşallah denk geliriz. Dur. Çakma peder. Bir bekle bakayım. Ya canım benim. Sen beni tanımıyorsun da kızın çok iyi tanıyor. Bilmem ama bak, iki kere görüşüm. Hemen Mela ile evlenmek istiyorum. Ona göre. Ne istiyorsun? 593 dinar mı? Kızına biçtiğin değer bu mu ya? Hani bir kıza değer biçilmez, o ayrı bir dava da. Hani biçeceksen de bu mudur? Adam bana sanki üstüne para veriyormuş gibi, niyeyse içimde bir his var ha. Hacım. 594 dinar diyor. Lan bir tane de çömlek vereyim bari, al. Üstüne otururuz. Ne yapayım yani şimdi? Çok saçma oldu bu ya. Kız Mela. Senin gelinlik güzel de benim tip çok falso şu an ya. Kusura bakma, en kısa sürede üstüme de ayar çekeceğim. Yani böyle ticaret üzerinden geze 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 geze. Çocukları geliştirelim dedik, kendimizi unuttuk. Ama olsun, en azından artık evli mutlu şehirsiziz. Bir de oldu mu tadından yenmez. Sağ ol kankam, gökler seni de kutsasın. Şimdi gelelim asıl olaya. Şehrimiz. Neresi olacak biliyor musunuz? Kız Mela. Ateş ediyorsun ha. Ama sende birazcık eli sıkılık varmış. Neyse cimri ol, boş ver. Boş ver, boş ver, cimri ol. Cimriyi severim. Ama çok da cimri olma ya. Şimdi şuraya bir ticarete girelim. Şöyle kendimize 3-5 bir şeyler ayarlayalım. Hani fazla kaçmayacağım. Ama uykum geldi lan. Konuşmadım konuşmadım ya, bir anda konuşunca böyle oldu. Kimse yüzümüzü görmesin diyeceğim de zaten bu saate kadar gören gördü ya. Ama olsun, problem mi değil. Para var, huzur var. Şunu da çek. Ay bu çok kötü oldu buna. Yok bunu beğenmedim. Bu olmadı. Bu neymiş mesela? Ulan tam bir kuzeyte döndük ha. Hadi bunu da alayım laf olsun diye. Yalnız şu miğfer olmadı ya. Valla miğfer olmadı. Böyle de gitsem daha mantıklı. Çakma samuraylar gibi. Şimdi... Çivili miğfer nasıl duruyor? Şu. Ay çok kötü bunlar ya. Bu olabilir. Olmaz aslında da. Hani olabilir diyelim. Göğsümüzü aldık, onu aldık, bunu aldık. Çivili deri yelek derken. Ay çok kötüymüş bu. Şimdi bunu sat, bunu sat, bunu sat, bunu sat. Ekstradan. Sancağımızı koymamışım. Sancağımızı koyalım arkamızdan.
Atımıza şöyle şatafatlı bir zincir giydirelim. Onun dışında ne alabiliriz ya da ne yapabiliriz şimdilik? Şu kıza birazcık mücevher, kürk mürk alalım. Kadife de alalım. Kendine gider bir şeyler belki yaptırır. Ekstradan var mı şöyle yapılabilecek? Yayımızı geliştirebiliriz. Yay çok kötüydü. Mesela sadamızı değiştirelim. Onun dışında ...62 derece, 89 hız. Şunu alalım. Bir tane aslında kılıç. Normalde kendim yapabilirim de. Benim yapacağımdan birazcık hayır gelecek gibi durmuyor. Şu olabilir. Ardından bir tane de kalkan şöyle. İçeri girdik mi bir heybetli girelim ya. Şu. Yani. Akmasa da adamlar 170K'da patlar. Şunları satalım. Yani sonuç olarak eşimizin yanında yakışıklı ve kendini gösterecek bir şekilde heybetli durmamız lazım. Ekstradan klana bir girelim. Melacım, sen bir yanıma gelir misin tatlım? Sen bir yanıma gel. Bu kim? La bu ben miyim? Oğlum biz üste almadık mı? Aldık. Şu oradan da bir kişiyi şutlayalım. Yok, şutlamaya gerek yokmuş. Bunları geliştirmek için binek almamız lazım. Hemen hızlıca bineği de alıyorum. Artık doğru fethedeceğimiz şehre gidiyoruz. Çünkü şu an yapabileceklerim tamamen sona gelmiş durumda. Yani bu saatten sonra bir şey yapamayacağız. Hedefimiz de Tiel. Hem tatlı bir yerde pozisyon olarak. Yani gerçi çok tatlı da sayılmaz ama. Kuzeyt ve Sturgia'nın tam ortasında olmak. Eyvallah Ravan. Eyvallah. Bu arada Gallius Mallius beni tebrik ettiler. Vasal olarak görmek istiyorlar da zerre umurumda değil. Hani onlar bizim zerre umurumuzda değil. Ne oldu? Ha, vekil puanı gelmiş. Kent proje etkisi. Proje etkisi olsun ya. Şimdi burayı kaç kişi savunuyor? 406 kişi burayı savunuyor. Tamam. Kafa kafaya gireceğiz neredeyse ya. Bu birazcık hoş olmayacak gibi ama. Şu an herhangi bir şekilde bir şey de yapamadığımızı hesaba katarsak. Ve bir yandan da yurtsuzum. Sen bir ordu kursana ya. Sen bir ordu kur. Demircim. Abi bu saatten sonra seninle de işim yok. Sen de bir ordu kur. Ardından biz şöyle bir gezerken şurada mesela bir damata çökelim. Hay. Kanka. Taleplerimi bildirmeye geldim. Bizim iki tane çocuk orada kaldı ama sana teslim olmanı emrediyorum. İşine geliyorsa. Depol mu? Ne depolu oğlum? Savaş yapacağız lan. Ha affedersin demişim. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. O işi geçecek. Bir an yanlışlıkla affedersin affedersin ayağı yapmışım. R5 yapar gibi falan muhabbetler yok bizde. Atara atar gidere gider. Şimdi buradan. Ya abi işte random yerleştir ya. Hani kafana göre. Çok problem değil. Değil mi kız? Neredesin? Ulan şuraya bak bir de şunlara bak ya. Şaka gibi. Neyse. Beyler. Bir beni takip edin. Bir beni takip edin. Usul usul. Allah'ım şu. Yerin titreşimini hissediyor musunuz? Helal lan size.
Ama ne para bayıldım ben size. Fena girdi bana be. Vallahi fena girdi. Ama değecek, değecek. Yaklaşık herhalde benim o askerleri o hale getirmem. Tahmini olarak emin değilim ama ortalama bir 700K'ya falan patlamış olabilir. Yani 700 bin dinar. Ufam olan o. Ay, ekran kirliymiş. Beyler. Şimdi bunların yarısı okçu sayılır. Şuraya bir gelin bakayım. Ateş edin. Hiçbir şey yapma. Oğlum bir durun, tamam lan. Oo. Saldırın saldırın. Allah ne ver, dur lan, bir tane de ben atayım, canım çekti ha. Hop. Karavana. Bir tane daha deneyeyim şansımı. Hop. Karavana. Lan bir tane daha deneyeyim. Bu da tutmazsa ben giderim. Tamam. Beyler. Siz ok atın. Tam saldırmaya geldiklerinde, niyetlendiklerinde heveslerini kursaklarında bırakırız. Merak etmeyin. Oh, bir tane vurdum ya. Şükür kavuşturana. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Gelin oğlum, gelin. Ölümünüze gelin. Dam atmış, defol öyleyseymiş. Sen kime defol çekiyorsun? Ne hayırdır? Biz bu hale gelebilmek için kaç saattir uğraşıyoruz. Hiç farkında değil, bilmiyor. Öyle 3-5 kişiyle hareket yaptım diye kendini bir şey sanmasın. Yoksa bu orada adamın içinden geçer. Şuradan bir şehri alıp ardından da gittik mi diğer tarafa? Sonra diplomasi, gelsin paralar, gelsin kaleler. Felsefe bu. Bizim askerler yalnız bayağı güçlü olmuş da ben yanlarında çok cılız kalmışım gibi yani. Niye böyle oldu? Tabii. Elimiz silah tutmayınca sadece para göre göre bu hale geldik. Parayla her şey çözülmüyor. Bu arada bir tane yaralımız var galiba. Emin değilim ama ölümüz de varmış. Sağlık olsun. Olur beyler, olur. Damat öldü. Şişt. Damatın kellesini alın, birazdan şehre asarız beyler. Onu alın, yanımızda bulunsun. Bunlar ne böyle ya? Alın, hepsi sizin olsun. İstemiyorum. Aliye ile niye benim ilişkim arttı? Çok ilginç. Sadakat önemli. Ekstradan silah hakimiyeti. Bu da olur. Bu arada demirciliği falan yükselttiğimde gücü seçmiştim. Bunu da belirteyim. Hani neyi seçtim, neyi ettim diye merak edenler varsa aranızda. Yurtsuzum, buradan uzaklaş. Buradan uzaklaş, vallahi sakata gelirsin, benden demez. Kaç, kurtar kendini. Yani ordu mordu yapamıyorum. Yapabilsem yanıma seni çağırırım da. Lan buranın bir tane daha yok mu şey? Ha, buradaymış. Şu iptal. İptal. Şu da iptal. Şimdi tekrardan bunları kurabiliriz. 9 gün. Karşılığında 144 gün. Adamları açlıkla sınayacağız. Önce burayı alacağız. Burayı aldıktan sonrası zaten kolay. Önemli olan ama bunu almaya biz çalışırken arkadan darbe yemeyelim. O pek hoş olmaz. Ne yalan söyleyeyim. Onun dışında askerlerimizi şöyle geliştirebiliyorsak hemen geliştirelim hızlıca. Onları da atlı yapacağım için şu an pek dokunma taraftarı değilim. Oğlum tamam, zırt pırt. He. Burada ne var? Acemi Sturgia. Sizi salacağım oğlum. Sizi salacağım. Hiç boşuna gelmeye falan niyetlenme. Bizim bu arada 171'e çıkmışız. Güzel. Arkamda bir hareketlilik var sanki. Artık elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne dedim ben? Bir sonraki bölümde çarşı pazar karışıyor dedim. Karışmaya başladı mı? Başladı. Evlendik mi? Evlendik. Bak, en önemlisi buydu zaten. Çünkü çoluğa çocuğa karışıp bizim ilerleyen aşamada kendimize yeni, hani varislerde üretken bir şekilde piyasaya getirmemiz lazım. Hani
fabrika çıkışı ne kadar sağlam olur olmaz bilemiyorum. Ne kadar gen uyumu tutar tutmaz onu da bilemiyorum ama bir şekilde bunu yapmayı başaracağız. Öyle ya da böyle. Şimdi asıl önemli olan nokta şu. Tamamen burayı açlıkla sınayarak en azından garnizonun düşmesini sağlayarak alabilmek. Buraya kendimizi biz kapağı atacak şekilde girersek süper olur. Çünkü savaşacağımız bir Sturge var, bir de Kuzeyit var. Kuzeyit'le aramı olabildiğince güzel tutup doğruca Sturge taraflarına. Hani Kuzeyit'ten desteği alacağız. Bir yere kadar geleceğiz, bırakacağız. Ama bunun öncesinde tabii önce hızlı bir şekilde doğru, dost doğru, yamuk yumuk olmadan, sağa sola sapmadan agalarla görüşeceğiz. Tabii İstiana'yla değil, diğeriyle. Arzigos mudur nedir? Garip bir ismi var çocuğun ama onunla mutlaka görüşmemiz lazım. Mühendisliğimiz bu arada gelişti. Kuşatma aletlerinin inşası. Bu benim için daha önemli. Bir de şunu belirteyim, ben zekayı 7 yaptım. Artık kimse bana geri zekalı muamelesi çekemez. Kalradya'da. Onu da belirteyim. Bunu yapmamdaki sebep de oranın maksimum bir şekilde seviyesine ulaşması. Oyunu o kadar oynadım. Hiç finalini getiremedim ya. En çok adama o koyuyor. Oyunda neredeyse her boku biliyoruz. Ama gel gelelim oyunun sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Sebep? Çünkü bir türlü sonuna gitmek nasip olmadı. Şaka maka bir yana, tek başıma oynarken de, video çekerken de sonuna gitmek nasip olmadı. Şimdi bunların 3 günlük yemeğe kalmış. Yalnız biz kuşatma aletlerini kurana kadar 6 gün geçti. Eyvah eyvah. Ya problem mi değil, o ayrı bir konu ama bu kadar uzun sürmesi de pek hoş değil. Ne oldu gene ya? Ya ablacığım, yengecim. Al şunları git. Bak sizin şeyleriniz bana geliyor, bunlar beni rahatsız ediyor. Al, git izciliği öğren. Şuna da ayarlardan bakacağım ya, varsa kapatacağım. Ben bunları geliştirmek istemiyorum, herkes kafasına göre gelişsin ya. Bu arada bunlara ne oldu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bunlarda 400 kişi mi vardı? Daha sonuç olarak açlıkta falan da adam akıllı sınamadı. Bu arada Varşek de isyan etti. Çok ilginç. Ben anlamadım. Bunlar neye göre düşüyor? Adamların yemeği var. Allah Allah. Surları yıktık diye mi düştü bu adamlar? Ne oldu tam olarak? Lan bizim mancınık kırıldı değil mi? Garip bir olay oldu ama ne oldu tam olarak anlamadım. Yerliyim, sıkıştın mı lan orada? Milisler düşmüyor zaten. Bizim şu mancılıklar olsun. Lan dur. Sakın asker basmak falan yok. Bir dakika. Öyle içeride lütfen rica ediyorum. Hani çocuk yapmayalım. Onları da savaşa sokmayalım. Ayıp olur. Tamam. 3 tane mancılık her türlü yeter bize. Zaten gireceğiz, alacağız, çıkacağız. Sonra da savunacağız. Saldıracak adam da yok. Bunları da çekebilirsem ilerleyen sürede yanıma çekmeye çalışacağım. Bunu da belirteyim. Şimdi diğer önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Onu da dile getireyim. Hemen şunu otomatik kes. Bak, bunu sen al. Bunu da ben alayım. Diğer önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Bizim ne yapıp edip bir dakika ya. Geri çekil, geri çekil. 80 kişi niye girdik biz içeri? Saldır. Saldır.
80 kişi ne oğlum? Biz telef olmaya girmiyoruz ya. Herkes gelsin arkadaş gücüyle. Öyle yok, sen 80 ben 200. O işi geçeceksin aga. O işi geçeceksin, hiç kusura bakma. Bir an güç dengesini yarı yarıya görünce dedim ne oluyoruz? Ha? Herkes kendi gücüyle gelecek. Ben bunu normalde ayarlamıştım ama tabii hacklenme falan muhabbetleri olunca ister istemez. Geliyorsunuz değil mi lan? Ha. Ben tek başıma böyle bir gidiyorum ama siz gelirsiniz arkamdan inşallah. Yalnız şu ata da bir ayar çekelim ya. Ben birazcık biniciliği öğrenmem lazım. Ve okçuluğumu da ne yapıp, oha. Oğlum o kadar miğfer aldık, şey aldık. Nasıl ben bu kadar hasar yiyorum ya? Vay anasını sayın seyirciler. La oğlum tamam lan. Dur atayım da kaçayım ya. Ana. Oha abi kim vuruyor bana lan? Beyler siz saldırmıyorsunuz mu? Çok ilginç. Oha nereye gitti o da? Bizim ticaret yerine birazcık da aslında savaşmamız lazımmış. Ben şu an onu fark ettim. Oğlum ben düşüyorum. Ne oluyor lan? Aa beyler, ilk zaferimizde ben arka planda saklanacağım. Bunu tarih kitaplarında lütfen rica ediyorum yazmayalım. Bak, Yiğitçe kaleye gitti, adamlarla savaştı, mücadelesini etti. Bir kişiyi aldı. Büyük yaralandı. Arka planda kalmak zorunda kaldı. Şeklinde lütfen not edilsin. Rica ediyorum. Hani. Adamlar bildiğin telef etti beni ya. Arkadaş. Şu adam değil mi? Allah Allah. Ulan ben mi yanlış görüyorum? Farklı bir olay mı? Hoppa. Olmadı. Şuradan vurayım. Gel kanka gel 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 topla gel topla gel. Aferin sana. Zeki çocuksun. Zeki çocuksun. Seni ödüllendirdim. Kıymetlisin ha. Bunu herkese yapmam. Kankam nereye? Yakala 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 o çocuğu yakala o çocuğu yakala. Kaçmak yok kaçmak yok. Öyle bir dünya yok. Kardeşim bir bekler misin? Şimdi siz nereye beyler? Allah! Dur dur lan oğlum ben sordum sadece nereye diye. Ne vuruyorsun? Ben sana vuruyor mu? Hadi beyler, hadi beyler alalım şunları da. Hiç kendimizi kasmamıza gerek yok. Ulan ben de gireceğim ya. Arkada kalmak istemiyorum. Keşke kalsaymışım. Oh bizim hatuna bak. Hatun da mancılıkta. Aferin sana kız. Vallahi helal olsun. Kocan girsin içeride. Ne oluyor be? Ordu niye çekildi bizim? İnşallah tarih bunu yazmaz. 8 tane kaybımız var. Adamlar kaleye çekilmiş. Sebep? 28 kişi var. Gidin alın oğlum. Gidin alın. Asker gönder 19 kişi. Niye? Tamam hadi ben yaralıyım. Bizimkilere ne oldu? Ne yaşandı lan biraz önce? Biraz önce ne yaşandığını anlayan var mı aranızda? Alın beyler sizin olsun bunlar ya. Merhamet, merhamet. Biz öyle savaşı seven insanlar değiliz sonuçta. Şimdi şu esirlere bir verelim. Ardından kaleye gidelim, garnizonu yönetelim. Garnizona da şöyle bir şey yapabiliriz. Seviye yapalım. Buradan en iyileri alalım. Tabii en iyileri alırken de bunların hepsinin atlı olması lazım. Onu da göze almamız gerekiyor. Şunu alalım.
Kuzey Akıncısı Kings'i. Şunu al ya. Hadi biraz da bundan al. Biraz da karga al. Tamam. Gayet tatlı. Gayet güzel. Gayet yakışıklı bir şekilde burayı ele geçirdik. Ele geçirdik geçirmesine de. Bir problem var ya. Cidden bir problem var. Şu kenti bir yönetelim. Bir dakika. Melacığım. Burası Türkiye toprağı mıydı, sizin toprağınız mıydı? Sadakat eksi 4 diyoruz. Bu iyi değil. Bu hiç hoş değil. Şuraya birazcık yatırım yapalım. Çünkü burası merkez üssümüz olacağını hesaba katarsak. Sadakate 3 gelmesine rağmen. Melacığım dur. Forumu iptal et abi. Forum istemiyorum. İnşaat, erzak stoku, vergiler. Ya ben bunu istiyorum ya. Şunu yap. Onun dışında pazar yeri yap. Tahıl ambarı yap. Atölye yap. Sonra meyve bahçesi yap. Eğitiminize de önem verin oğlum. Aptal olmayın. Gerizekalı olmayın. Vallahi bak. Azıcık şurada bir bekleyelim. Burası eksi 4 diyor. Tabii eksi 4 yer. Erzağı yok ki buranın. Hayvan gibi asker bıraktık biz içeri. Aslında burayı kaybetme pahasına. Onu göze alsak mı ki ya? Yani burayı kaybetme pahasına gidebilir miyim Marunat'a? Kafamda deli sorular. Arkadaş biz niye buradan sadakat falan alamıyoruz ya? Menzilli kuşatma haleli. Tamam bu olsun. Hekimlikte şu olsun. Burada bekleyeceğim de. Beklesem bir dert, beklemesem ayrı bir dert. Lan durun sizin yiyeceğiniz falan yok herhalde ya. Al abi. Şu tahılları bir al. Ekstradan. Garnizondan eksi 9 yiyor. Refahtan eksi 40 yiyor. Bura yalan olacakmış gibi içimde bir his var. Cidden burası yalan olacak gibi içimde bir his var. Bilmiyorum arkadaşlar ama nedense bunu yapasım var. Marunat'a yürü. Burada bir problem var ve bu problemi şu an sanki hiç ben çözebilecek gibi değilim. En azından hani şunu yapabiliriz. Sonuçta bir şehir, kale, herhangi bir şey aldığımız için bir nebze diplomasiyi açabilmek adına bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bura sanki düşecek. Bayağı kararsızım ve bunu hiç riske etmek istemiyorum. Bu arada tam kuzeyin de ortasında kalmışım. İnşallah çökmezler. Monçuk'un akrabalarından kız aldık ama herhalde sakata gelmeyiz diye tahmin ediyorum. Mesela şu andan Varşek'i de alabiliriz de hazır buraya kadar gelmişken. Tek problem şu. Tutabilmemiz. Ve orası patlayacak gibi duruyor ya. Erzak stoğu eksi 2, sadakat eksi 3 yiyor. Gidecek orası. Şaka maka bir yana düşecek. Şehri aldığımız gibi vereceğiz. Şu şeye yetişeyim bari ya. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım. İçeriye de çok asker bıraktım gerçi. Onun da biraz sebebi var ama.
kadar fazla da eksi yemesin ya. Şimdi buradan erzak merzak toplayıp oraya götürebiliriz. Ne oldu be? Eyvallah Delhertin. 2 gün sonra düşman olmayız değil mi lan? Kanka, bak ben kaleyi aldım. Şehri aldım. This will make a great impression. It will attract allies, but also probably make you new enemies. Are you sure you're ready? Tamam. Ben nereye aldım oğlum? Kankam kafam mı güzel senin? This will make a great impression. It will attract the allies, but also. Lan sakın Epic'tekiyle görüşeceğim falan deme bana ya. Bak yapma orası düşer ha. E ne alaka? Yerleşke sahibiyim. Çok ilginç ya. Şehri aldım. İmparatorluk tarafından bir bölgeye mi hakim olmam gerekiyordu? Ne oldu? Eyvallah Miloş'um. Eyvallah da. İstiniyor bacı. Sizin mi kafanız güzel, benim mi kafam güzel ya? Ne alaka? Şu an yaşadığınız olayı anlayan var mı aranızda? Abi bölgeyi aldın mı? Aldım. Aa, bölge. Neden? Niçin? İmparatorluk karşıtı. Tamam. Oğlum sen ne olsun istiyorsun? Abi rica ediyorum. Bak. Bu işin şakası yok. Ciddiyim bu işin şakası yok. Kanka. You must. This will make a great impression. It will attract the allies. Hadi buyur buradan yak. Ne yapacağım ben şimdi o şehri? Oğlum ekmeğimizle oynayacağım, farkında değilsin lan. Abi. This will make a great impression. It will attract the allies. But also probably make you new enemies. Evet oğlum eminim. İmparatorluk medeniyetine sahip olmayan bir krallığı yönetmelisin. E tamam. Orası imparatorluğa bağlı değil. Görev buga girdi ha. Şaka maka bir yana göre buga gir değil mi? Lan sancakla mı alakalı? Kanka. Bak bu işin şakası yok. Vallahi billahi bu işin şakası yok. Oğlum ne yapayım, sen ne istiyorsun benden? Beynim yandı lan. Vallahi billahi beynim yandı şu an. Allah Allah. Ne yapacağız bunu? Abi
Çok ilginç. Şehir aldım mı? Aldım. İmparatorluğa bağlı değil mi? Değil. Ama gel gelelim adam istemiyor. Kabul etmiyor. Şartları o yerine getirdim. Ama yapmamışım gibi muamele çekiyor. Niye? Melacığım, sen şuraya bir bak. Sen oraya bir bak da. Şu an beynim yandı biliyor musunuz? Vallahi billahi beynim yandı. Abi ne yapmam lazım ki? Neyse gideyim bari köylülere selam vereyim. Moralim bozuldu. Şehirde hazır toparladı kendini. Şimdi burası toparlıyor. Sadakattan kaynaklı risk var burada. Nereden eksiği yiyor? Sahibinin medeniyetinden. Burası isyan edecek. Şurada biraz beklesen. Güvenlik falan da artıyor ama. İsyan riski çok yüksek. Bundan kaynaklı mı diyeceğim. Sanmıyorum. Abi bir daha geleceğim yanına. Önce Istinye bacıyla görüşeceğim. Ardından seninle görüşeceğim. Sonrasına da bakacağız arkadaşlar. Ne yapayım yani? Tam oranın sadakati falan toparlanmaya başladı. Ama sıkıntı şu. Ben kendimi ilan edemezsem şu an hiçbir şey yapamam ki. Diplomasi yapamam bir. Ordu kuramam hiçbir şekilde iki. Onun dışında başka bir şans kalmıyor zaten. Orduyla diplomasiye giremediğim sürece ben nasıl bir imparatorluk kurabilirim kendime? Hani Kaldıradya'da kendimi nasıl ilan edebilirim? Böyle bir saçmalık mı var ya? İnşallah bug'a girmemiştir, düzelir. Ama sanki bug'a girdi ve patladım gibi hissediyorum kendimi. Vallahi ben patladım gibi hissediyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bacım. Ben bu sancağı topladım. Ya ben hazırım, hazırım da. Siz beni kale almıyorsunuz. Tamam hadi sen almıyorsun. Sana okey. Sendeki sıkıntı yok. Ama bu niye? Acaba belli bir gün mü geçmesi gerekiyor? Kulağına mı gitmesi lazım? Şehir düşerse çok pis söverim sana. Vallahi billahi söverim. Arzagos'u. Ya yaptım, yaptım. Vallahi billahi yaptım ya.
Tövbe tövbe. Ya demirci bir git, Allah'ını seversen bir git. Oğlum kasap et derdine, koyuncağın derdine. Barşe'ye saldıracaktım, orası da düştü. Ne yapacağız? Bunu nasıl yapacağız şu an? Buga soktu lan adamlar resmen beni. Şaka gibi ya. Vallahi billahi buga girdim ha. Neyse arkadaşlar, ben bu bölümün sonuna geleyim. Buna bakacağım. Eğer düzelmezse, hani bir gir çık falan yapacağım, kontrol edeceğim. Düzelmezse sıçtık. Açık ve net söylüyorum. Çünkü bunu yapmadan ben hiçbir şey yapamam bu oyunda. İmkanı yok. Ordu kuramam. Diplomasi yapamam. Kendi krallığımı kurmak için bunu yapmam lazım. Yoksa gidip birine yamaklık yaparız. Yani en fazla yapabileceğim o. Yamaklık içinde ben bu kadar mı uğraştım? Ben buraya komple hükmetmek isterken gidip de birine kol kanat gelmem. Kimse de kusura bakmasın. Bilmiyorum, bakalım ne olacak ne edecek. İlerleyen günlerde belli olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde artık görüşmek dileğiyle. Umarım bir sıkıntı problem olmaz da şurasını çözeriz. Yolumuza da devam ederiz.